Sayın Bakan Yardımcım, sayın sektör temsilcileri, kurumlarımızın değerli yöneticileri ve uzmanları, saygıdeğer öğretim elemanları ve sevgili öğrencilerimiz. Gazi Üniversitesi, Nişantaşı Üniversitesi ve Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi işbirliğiyle düzenlenen ve üniversitemizin ev sahipliğini yapmış olduğu Akıllı Şebekeler Ulusal Çalıştayına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyduğumu belirterek hepinizi saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyorum. Değerli katılımcılar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatı üzerine 1926 yılında temelleri atılan üniversitemiz, şu an bulunduğumuz bu tarihi binada Orta Muallim Mektebi ve Terbiye Enstitüsü ismiyle açılmıştır. 1929 yılında Gazi Orta Muallim Mektebi ve Terbiye Enstitüsü olarak değiştirilen ismiyle uzun yıllar hizmet vermiştir. Gazi Orta Muallim Mektebi ve Terbiye Enstitüsü 1976 yılında Gazi Eğitim Enstitüsü adını almış ve 1982 yılında Gazi Üniversitesi kimliğine kavuşmuştur. Köklü geçmişe sahip üniversitemizde halihazırda eğitim, sağlık ve mühendislik alanları ağırlıklı olmak üzere 11 fakülte, 5 enstitü, 1 yüksekokul ve 3 mesleki yüksekokulu bulunmaktadır. 3000'den fazla öğretim elemanının görev yaptığı üniversitemizde ön lisans, lisans ve lisans düzeyde 40.000'den fazla öğrencimiz bulunmaktadır. Üniversitemizde Türk Cumhuriyetleri, Kafkaslar, Avrupa, Orta Doğu, Afrika, Amerika ve Uzak Doğu ülkelerinden gelen 1500'e yakın yabancı uyruklu öğrenci öğrenim görmektedir. Gazi Üniversitesi 10.000'e yakın lisansüstü öğrencisiyle hem kendi hem de diğer üniversitelerin öğretim elemanı ihtiyacını karşılayan çok önemli bir yükseköğretim kurumudur. Üniversitemiz 2017 yılında yükseköğretim sistemine kazandırılan ihtisaslaşma ve misyon farklılaşması projesi kapsamında araştırma üniversitesi olarak seçilmiş, vizyon ve stratejik yol haritasını buna uygun olarak da belirlemiştir. Bu süreçte üniversitemiz yalnızca araştırma başlığı altında değil, eğitim ve bilginin üretimi, aktarımı ve paylaşımında da önemli öncü roller üstlenmektedir. Üniversitemiz öğrencilerine, öğretim elemanlarına, idari personeline ve mezunlarına kazandırdığı "Gazili olmak ayrıcalıktır" ilkesiyle başarılarla dolu çizgisinden taviz vermeden yüksek nitelikli araştırma, eğitim, öğretim ve toplumsal katkı faaliyetlerine de devam etmektedir. Değerli misafirler, bilindiği üzere bugün çalıştayımıza konu olan akıllı şebekeler, elektriğin üretiminden iletimine, dağıtımından tüketici ilişkilerine kadar tüm işlemlerin elektronik olarak verimli, etkin ve güvenli bir şekilde yönetimini sağlamasını içermektedir. Son yıllarda akıllı şebekeler konusunda yürütülen çalışmalar dünya çapında önemli bir ivme kazanmıştır. Geleneksel şebekelerin akıllı şebekelere dönüşümü pek tabii ki bugünden yarına gerçekleşebilecek bir hadise değildir. Fakat gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde her geçen gün bu dönüşüm hızlanmakta ve tüm taraflar için de çok önemli avantajlar sağlamaktadır. Akıllı şebekeler alanında yürütülen bilimsel çalışma istatistiklerini incelediğimizde üniversitemizin başarısı da göz doldurmaktadır. Örneğin, farklı akademik disiplinler için en kapsamlı veri tabanlarında olan Web of Science verilerine göre akıllı şebekeler alanındaki 697 bilimsel yayından 95'inin, yine günümüzün çok popüler ve son derece önemli alanlarından biri olan yenilenebilir enerji çalışmalarında 6020 bilimsel çalışmanın 439'unun üniversitemiz adresli olduğunu görmek ve bu sonuçlarda da gurur duymaktayız. Nitelikli araştırmacılarımız sayesinde üniversitemiz akıllı şebekeler ve yenilenebilir enerji alanında ülkemize katkı anlamında önemli bilimsel çalışmalar yerine getirmektedir. Yüksek nitelikli araştırma çıktılarına ek olarak akıllı şebekeler konusundaki eğitim öğretim faaliyetlerine de öncü olduğumuzu belirtmek isterim.
Üniversitemiz, ülkemiz akıllı şebekeler konusunda 2014 yılından bu yana lisansüstü İngilizce eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüren ilk ve tek üniversitedir. Ayrıca bilgi güvenliği, adli bilişim, veri bilimi, büyük veri analitiği, güvenliği ve mahremiyeti gibi güncel alanlarda da lisansüstü programlarda en önemli ve başta gelen üniversiteler arasında yer almaktadır. Bununla birlikte yine bilgi güvenliği ilgili siber güvenlik, büyük veri, yapay zeka ve yine bugün sıkça işittiğimiz metaverse alanında da üniversitemizin önemli çalışmaları ve araştırmaları bulunmaktadır. Dördüncü nesil üniversite olarak da adlandırılan Aselsan Akademi programını yürüten dört üniversiteden biri olan üniversitemiz ODTÜ, İTÜ ve Gebze Teknik Üniversitesi ile ülkemizin savunma sanayine uzman yetiştiren önemli bir kurumdur. Ayrıca sektör, kurumlar ve üniversitelerle olan işbirliklerimiz de en üst seviyede yürütülmektedir. Bu başarılarımızda nitelikli araştırmacılarımızın hizmetine sunulan sektörün destekleriyle geliştirilmekte ve her geçen gün güncellenmekte olan akıllı şebekeler laboratuvarımız, Türk Telekom Haberleşme Laboratuvarımız, Samsung Mobil Laboratuvarımız ve Büyük Veri Laboratuvarı gibi araştırma altyapılarımız bu araştırmalara çok önemli katkılar da sunmaktadır. Değerli katılımcılar, kıymetli misafirler, ülkemizde enerji maliyetlerinin ve talebin hızla arttığı arz-talep dengesinin planlanmasına ve bu süreçlerin giderek zorlaştığı günümüzde bu çalıştayın yeni işbirlikleri ve çalışmalara yol açacağına inanıyorum. Ve bu çalıştayın sonuç raporunda çözüm önerileri sunularak buradaki süreçlere ve akıllı şebekeler özellikle ülkemizdeki yapılan çalışmalara katkı sağlayacaktır. Bu vesileyle çalıştayın gerçekleştirilmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Verimli bir çalıştay olmasını dilerken hepinize tekrar üniversitemize hoş geldin diyor. Hepinizi saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyorum. Saygılarımla.